Peygamberler miras bırakır mı? Teşekkürler demişler. Bir de e, Azerbaycan'da yaşayan bir sünniyim. Bu konu burada çok tartışılıyor. E, hocamız bu konuya da bir açıklık getirirse çok memnun oluruz demişler. Evet. Ee, Şii şey kardeşlerimizin Hazreti Ömer'le bir derdi var. Yani bir türlü Hazreti Ömer'le geçinemiyorlar. Hazreti Ömer'in uygulamasıyla ilgili bir sıkıntı var zaten. Peygamber Aleyhisselam'ın kızı Fatıma babasının arazilerini istemiş. Yani kendilerine miras kaldığına dair bir kanaatla Hz. Ömer'in yanına gidiyor ve onu istiyor. Hz. Ali de hatta yanında. Hz. Ömer radıyallahu anh peygamberler biz miras bırakmayız hadisini duydun mu? Evet duydum. Dolayısıyla benim bu malı size vermem mümkün değil diyor. Orada bir sürü sahabe-i kiram var. Hadis açık. Biz miras bırakmayız deniyor. Allah Resulüne ait fedek arazisi, başka arazilerde vardı savaş ganimeti olarak. Fakat miras bırakmadığını açıkça beyan etmiş. Dolayısıyla Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Ömer'in, o malı vermemesinin sebebi, mülkiyet olarak vermemesinin sebebi Allah Resulünün biz miras bırakmayız. Bizim miras olarak bıraktığımız şey devlet hazinesine aittir. Evet, o hocam. sözünün uygulaması olmuş. Şia kardeşlerimiz maalesef Hz Ömer'i bir türlü benimsemedikleri için güya Hz Fatıma'ya karşı bir tavır olsun diye Hazreti Ömer'in böyle bir şey söylediğini beyan ederek bir ileri gidiyorlar. Doğru değil. Hazreti Ömer Resulullah Aleyhisselam'ın sözünü, kavliğini, uygulamasını uygulamış. Yoksa bir defa Şii kardeşlerimiz şunu da bilmesi lazım. Şimdi vefat etti Resulullah Aleyhisselam. Hayatta kimler var? Kızı var. Efendim, hanımları da var. Hiçbir hanımı gitmiş miras istemiş mi? Onlar mirasçı değiller mi? Yani, yani kız çocuğu mirasçı, hanıma mirasçı olmayacak mı? Hanımları da mirasçı olması lazım. Ee, Hanımların işte miras yani, talebinde mi? bulunmadığına göre demek ki burada bir yanlış anlama var. Ee, dolayısıyla Hazreti Fatıma'nın böyle bir talebi olmuş ama o söz üzerine zaten ısrar edilmemiş. Ee, yalnız kalan arazi kullanılmak, bitkisinden istifade edilmek vesaire gibi ürünlerden istifade edilmek üzere onlara teslim edilmiş ama mülkiyet olarak verilmemiştir. Yani bu dini bir emir uygulanmış. Dolayısıyla Hazreti Ömer'e düşmanlık yapacağız diye böyle mütalada bulunmanın bir anlamı yok e, yaptığınız mütalağının bir akli veya nakli delili olmalı. Ve şuna cevap vermeli Şii şey kardeşlerim. Allah Resulü miras bıraktıysa bir sürü zevcesi vardı. Onlar niye mirastan mirasçı Hak olmadılar? Niye talepte bulunmadılar? Bunu bir düşünsünler. Hazreti Fatıma da istemiş. Fakat ona Resulullah aleyhisselamın biz miras Bırakmayız. Bizim bıraktığımız mal hazineye aittir. E, kavlini uygulayacağını beyan etmiş. Onun üzerine zaten e, işlem uygulamada o minval üzere devam etmiş.